Herkese merhaba, ben Rabia. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ve umarım bu yıl size güzel günler getirir dedikten sonra bu korona günlerinde, karantina günlerini faydalı ve iyi bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacak kitap önerilerinden sonra bu kez de size dizi ve film tavsiyelerini bulmak istiyorum. Dizilerin belki bazılarını şu ana kadar izlemiş olabilirsiniz. İlki herkesin konuştuğu, incelemesi ne yaptığı, hatta çok güzel hareketler bunlarda çok fazlası geçenler arasına repliklerine sokuşturulduğu bir başkadır. Belgesel tadında çok hoş, ön yargılarımızı kıran, hani toplumsal, birçok toplumsal konuya değinen hoş bir dizi. Bir sezon oynadı şu an ve 8 bölümden oluşuyordu. Netflix dizisi. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Çok hoştu gerçekten. Hani üzerine çok fazla konuşulan bir diziydi. İzlemediyseniz, çoğunu izlemişsinizdir büyük ihtimal. Ama izlemeyenler için kesinlikle izlemesi gereken bir dizi. Diğeri The Queen's Gambit mini dizi. Bu da 7 bölümlük. 7 bölüm olmasının sebebi hani bir piyonun vezir olması için ya da şah olması için 7 tane kareyi geçmesi gerekiyor. Belki buradan geliyor olabilir. 7 bölüm olması. Mini bir dizi. Böyle ilk başta ben baktım konusu satrançmış dedim. Ve geçtiğim bir diziydi. Konu satranç filmi de olsa falan yaptım geçtim resmen dudak büküp. Sonra iki gün sonra canım sıkıldı oturdum. Bir solukta izleyip bitirdim ve çok beğendim. Ve bir dizinin bizi nasıl etkileyebileceğini de görmüş olduk. Diziyi bitirdikten hemen sonra satranç siparişi verdik. Ve herkes de şu aralar dizi izleyen herkes sipariş veriyor. Ve satranç takımlarında, satranç takım siparişlerinde bir artış oldu. Yani diziler bizi gerçekten de hani etkilemiyor, işte olumsuz etkiliyor şeklinde yorum yapabilirsiniz gayet ve gayet etkiliyorlar. Neyse diğer bir dizim The Good Place. The Good Place de cennet ve cehennem hakkında, işte iyi ve kötü insan hakkında, iyilik kötülük hakkında, işte günah, sevap gibi konuları irdeleyen oldukça böyle eleştirel, hoş, komedi dizisi. Sevebileceğiniz efsane bir dizi. 4 sezondan oluşuyor. İkinci ve üçüncü sezonunu biraz sıkıcı, monoton bulabilirsiniz. Ben buldum. Birinci ve dördüncü sezon ama çok güzel. Bu da kesinlikle, kesinlikle tavsiye edebileceğim bir dizi. Diğeri How I Met Your Mother. Bunu da belki çoğunuz izlemişsinizdir. Ama izlemeyenler için çok güzel bir sitcom, komedi dizisi. Harika bir dizi. Böyle tatlı şaşı komedilikleri anlatan, İngilizcesinin çok güzel olduğu ve kaç sezondu ama sezonu bayağı bir uzun. Ama her bölüm ama her sezon 20 bölüm. Her bölüm 20 dakika. Epey bir uzun bir dizi. Yani şu karantina döneminde bunu da izleyebilirsiniz. Zaten önümüzde çok uzun günler var. Karantina ne zaman biter ya da işte yani bu süreç daha uzun süre devam ediyor. Yani oturup onu da güzel böyle eğlenebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz güzel bir dizi. Tavsiye ediyorum bunu da. Diğer bir dizi ise Envithany. O da böyle yetiştirme yurdunu ve evlat edinmeyi konu alan bir dizi. Daha doğrusu çocuk yuvasında kalıyor. Kalan bir kız işte evlat edinilen bir aileyi ve onun anılarını işte okul hayatını falan anlatıyor. Eğitimcilere ilk 2-3 bölümü tavsiye edilir. Koleji, PDR, sosyal hizmet, çocuk gelişim öğrencilerine veya eğitimcilerine ilk sezonu tavsiye edilebilir. İsteyen de zaten diğer bölümlerini, diğer sezonlarını izleyebilirler. Şu an sanırım 3 sezondu. Ben son sezonunu izlemedim. İlk 2 sezonu izledim. O da tatlış, güzel bir dizi. Ve ekstra iki tane daha söylemek istiyorum size. Çok bahsetmeden üzerinde. Bir tanesi Black Mirror. Aslında o da çok güzel bir dizi. Her bölümü böyle farklı farklı konuları alıyor. Böyle bir distopya. Yani şu modern dünyanın veya işte teknolojinin bize getirebileceği olumsuz şeyler üzerine odaklanmış. Sürekli bir olumsuzluklar var. Hiç olumlu bir şey yok. Yani orada dehşet verici, tüyler ürpertici konular var bazen. Hani böyle konuşmaktan, üzerine konuşmaktan kaçındığımız, işte konuşamadığımız bir sürü şeyi içeren, farklı farklı konuları içeren bir dizi. Bunu da izleyebilirsiniz. Bir diğeri de bir tane Türk dizisi. Bu dizi 2006 yılında, yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında çekilmiş bir ATV'de yayınlanan bir dizi. Yayınlanmış. Hatırla Sevgili. Hatırla Sevgili de 1960 yılından başlayıp işte Türkiye'nin toplumsal yapısını anlatan bir dizi. Çok hoştu. Ben bu yıl izledim. Harika bir diziydi. Yine bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. İzlemek isterseniz canınız sıkıldığında bunu da izleyebilirsiniz. Gelelim şimdi bir de filmlere. Filmin ilki Temple Grandin. Otizm konusunda farkındalığı anlatan
Çok önemli bir film. Otistik bir bireyin hayat öyküsünü anlatıyor. Yani başarı öyküsü aslında otistik bir bireyin. Fakat o birey hep otistik olarak kalıyor. ABD yapımı bir biyografi filmi. Çok hoş, çok güzel. Otizme veya işte bu engelli bireylere veya zihinsel hastalıklara karşı farkındalığımızı oluşturan oldukça harika bir film. Bir diğer filmimiz de Guguk Kuşu. Guguk Kuşu da başrolünü Jack Nicholson'ın oynadığı ABD yapımı bir film. 1975 ABD yapımı bir dram filmi. Jack Nicholson, McMurphy oynuyor filmde. Tutuklu olduğu cezaevinden kurtulmak için deli taklidi yapıyor McMurphy. Sonra akıl hastanesine gidiyor. Oradaki hastalarla yaşadıkları üzerine, işte yaşadıkları, işte hastanedeki işleyiş, süreç, diğer hastalarla yaşadıkları anlatılıyor. Bu deliliğe ya da işte ruhsal sorunlara dair bir eleştiriyi, hani sağlıklı bir insanın da deli taklidi yapabileceğini ya da işte sorunlu gibi davranabileceğini bize gösteren, böyle çok da anlayamadığım, hani ilk başta mesajını anlayamadığım, böyle üzerinden zaman geçtikten sonra kafamı biraz dank eden, biraz oturtabildiğim bir diziydi. Bunu da tavsiye ediyorum. Bir diğeri Akıl Oyunları, A Beautiful Mind. Bu ünlü Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayat hikayesini konu alıyor bu. Biyografi filmi. Bu da yine sosyal sorunları konu alan bir dizi. Dizide John Nash'in işte sağlık sorunları var. Şizofreni kendisi. Onun yaşadıklarını görüyoruz. Daha sonra ilaç kullanıyor. İşte psikiyatriye gidiyor. Psikiyatrik tedavi görüyor. İlaç kullanıyor. Hayatı normalleşiyor. Öğretim üyeliği yapıyor üniversitede. Nobel Matematik Ödülü alıyor en sonunda da. Bu da güzel farkındalığınızı oluşturacak hoş bir film. Bir diğeri de Precious. Precious Paşatlı romandan uyarlanan bir film. Türkçe'ye de acı bir hayat öyküsü olarak çevrilmiş. Acı bir hayat öyküsü. Yani Precious'ı aradığınızda bulamıyorsunuz. Acı bir hayat öyküsü yazmanız gerekiyor. Ya da buluyor muydunuz bilmiyorum. Ben Precious'da yazmış olabilirim. Ama acı bir hayat öyküsü yazarsanız daha kolay bulabilirsiniz. Precious, filmdeki Precious siyahi, 17 yaşında obez bir genç kız. Babasının ikinci kez tecavüz sonucunda hamile kalıyor. Sonrasında okuldan uzaklaştırılıyor. Alternatif bir eğitim kurumuna yönlendiriliyor. Annesinin işte Precious'ı nasıl suçladığını, Precious'ın hayallerini. Bu bir traji filmi. Yani oldukça ağır bir, ruhsal anlamda ağır bir film. İşte Precious'ın şeyini görüyorsunuz. Böyle hayaller kurduğunu, kendine işte istismar yapılırken, tecavüz edilirken. Böyle hayallerini, işte ünlü bir şarkıcı olmak istiyor, zengin olmak, mutlu olmak falan istiyor. Annesi onu suçluyor. Mesela tecavüzün sorumlusu olarak babası tecavüz etmiş. Kadın kocasını suçlamıyor, gitmiş kızını suçluyor. Bunun sorumlusu onu görüyor. Yani böyle ruhsal anlamda gerçekten üzerinde konuşurken bile insanı sıkıntıya sokan ağır bir traji filmi. Precious'ın da izleyebilirsiniz. İzlemek isterseniz. Yani tavsiye edebileceğim, önereceğim biraz farklı bir film. Diğer filmimiz Truman Show. Başrolünü Jim Carrey'nin oynadığı bilim kurgu filmi. Çok senaryosu çok farklı. Değişik bir senaryoya sahip. Ütopik bir film. Yani bilim kurgu aslında. Herkes bir adada, güllük, gülistanlık, herkesin mutlu mesut yaşadığı bir adada Jim Carrey'nin oynadığı Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor ve bunu çözmeye çalışıyor. En sonunda da çözüyor. Bunu izleyebilirsiniz. Çok hoş. Gerçekten harika bir film. Bir diğer filmimiz de Özgürlük Yazarları. Burada film şey konuluyor. ABD'deki bu sınıf çatışmalarını ve sorunlu öğrenci davranışlarını konu alıyor. Bu daha yine eğitimcilere tavsiye edebileceğim işte ya da işte, psikoloji, PDR, işte sosyal hizmet öğrencilerine tavsiye edebileceğim güzel filmlerden bir tanesi. Sınıfta bir kaynaştırma eğitimi verilmeye çalışıyor. Herkes ama gruplara ayrılmış bir durumda. Kavga ediliyor, eğitim aksıyor. Bir de, o öğretmen de sınıftaki öğretmenin de sadece onları işte düzeni sağlayacak bir öğretmen istiyorlar. Fakat öğretmen onları birbirine kaynaştırıyor işte. Etkinlikler yapıyor. Hepsini kendi bütçesinden. Okul çünkü bütçe de ayıramıyor. Gençlik sorunlarına veya işte okul sorunlarına değinen güzel bir gençlik dizisi. ABD yapımı güzel bir
dizi bu da. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Film tavsiyelerim bu kadar da, umarım izlersiniz. İzledikten sonra beğenip beğenmediğiniz hakkında yorum yapabilirsiniz. Ve daha fazla tavsiye isterseniz film konusunda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.